Meyra? Meyra, ne yapıyorsun orada? Anne, gel şuna bak. Ne oldu? Ne var? Anne, ne olur bu elbiseyi alalım. Kızım, sen değdirdin mi? Ha? Bu elbisenin fiyatı neredeyse benim maaşım kadar. Aa, ne olacak ya? Şimdi parayı almayacak mıyız? Ne var yani kızının istediğini bir kerecik yapsan? Meyra, sen delirdin mi? Dedenden kalan o para bizim son kurtarıcımız. O paradan tek kuruş para harcamayacağız. O paraya dokunmayacağız. Ya bir elbiseyle para mı bitecek? Ne olur şunu alıversek dönüşte. O paraya dokunmayacağız, anladın mı? Ya sen halden anlamıyor musun? Şimdi yürü bakalım. Avukat akşama kadar bizi herhalde bankada beklemeyecek. Geç kalıyoruz, hadi yürü. Bir elbise ya. Sadece bir elbise. Alsan ne olacak sanki? Hoş geldiniz. Aa, ne oldu anne, nesi var bunun? Geç kızım, geç, içeride anlatırım. Ne oldu anne? Ne olacak? Aynı Meyra, aynı Meyra. Yok, bu kız değişmez. Gözü doymuyor elbiseye, eşyaya ya. Anne, çatlatmasana beni, ne oldu? Ya dedenden kalan arsa parasını almaya bankaya gidiyorduk. Bugün mü gidecektiniz? Haberim yoktu. Topu topu 20.000 lira. Harcamaya kalksan hazıra daha dayanmaz. Evin peşinatına da ekleyeceğimi biliyor hem de. Ay be, elbise gördü, bizim evin kirası kadar neredeyse. Tutturdu, bunu alalım da alalım. Ben de almayınca durum bu işte. Anlamıyor bu kız. Bizim durumumuzu anlamıyor. O da böyle işte. Ne yapacağız anne? Hem benim sana bir sürprizim var. Neymiş o? Bekle biraz. Kızım. Karnımız da çok aç bizim. Allah ne verdiyse oturalım artık sofraya. Tamam anne. Ne oluyor evladım, bu ne? Anneciğim, bu senin için. Ay, bu ne kadar güzel bir şey böyle kızım. Zaten 3 kuruş harçlığım var, onu da bana mı harcadın? Ben para kazanmaya başladım anne. Nasıl yani? 2 tane ortaokul çocuğuna matematik dersi vermeye başladım. Bugün ilk günümdü. Ben de seni sevindirmek istedim. Bu da ilk param. Al bunu. Alsana anneciğim. Benim de eve bir katkım olsun. Babam öldüğünden beri helak ettin kendini bizim için. Hiçbir şeyimizi eksik etmedin. Bundan sonra yavaş yavaş sana destek olma vakti geldi. Güzel yürekli kızım benim. Ağlama ama. Bak, ben de ağlarım sonra. Tamam tamam, ağlamayacağım, söz. Süper valla. Harika tiyatro. Gözlerim yaşardı. Ne demek şimdi bu? Yahu şaşırmayın hemen. Ne güzel ana kız sarılıyorsunuz ya, onun için dedim. Hadi hadi, koyun artık yemekleri. Öldüm açlıktan. Tamam. Tamam.
Abla, kalksana geç kalacaksın. Bugün geç saatte dersim var. Biraz daha uyuyacağım. Tamam. Kızlar, ben çıkıyorum. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz millet. Dur anne, ben de geliyorum. Beraber çıkalım. Allah, şunlara bak. Bu kadarcık eksiği kimse anlamaz yahu. Günaydın Eliz abla. Günaydın Necla, nasılsın? İyiyim Eliz abla. Meyra nerede? Asıl ben de sana onu soracaktım niye erkenden buradasın diye. Bu sabah dersim yok dedi bize abla. He, evet ya, ben biraz erken geldim. Halamlar geldi de Safranbolu'dan. Ev kalabalık. Kantinde ders çalışacağım biraz. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Meyra, neredesin sen? Evdeyim, çıkıyorum şimdi. Kardeşini gördüm. Ders yok demişsin. Ne işler karıştırıyorsun sen? Çok merak ediyorsan gelip görürsün. Ne gelmesi? Derse gireceğim. Aman Yeliz ya. Dersler kaçıyor mu Allah aşkına? Gel çabuk, gel. Of, tamam geliyorum. Nereye geleceğim? Anladım, aynı yerde buluşuyoruz. Neler oluyor bakayım? Ne tilkilik geçiyor yine aklından? Hiç. Canım okula gitmek istemedi bugün. Biraz alışveriş yapayım dedim. Alışveriş mi? Kız banka mı soydun? Yok canım. Annem verdi. Yani sayılır. Nasıl sayılır? Üzümünü ye, bağını sorma. Hadi yürü. Ya delisin sen ya. Kızım. Şu ablanı ara bakalım. Nerede kalmış? Karanlık çöktü. Tamam anne. Abla. Bunlar ne? Sana ne? Abla, bunlar ne dedim? Of, tamam patlama. Kendime ufak tefek bir şeyler aldım. Kendine ufak tefek bir şeyler mi aldın? Nasıl? Hangi parayla aldın? Bu ne be? Sen sorgu memuru musun? Sana hesap mı vereceğim? Evet abla. Bu evde beraber yaşıyorsak bana hesap vereceksin. Peki o zaman söyleyeyim kardeşim. Tek para kazanan sen değilsin. Ben de para kazanıyorum, tamam mı? Nasıl para kazanıyorsun ya? Hilmi abinin çocuklarına fizik dersi veriyorum. Hem de uzun zamandır. Para kazanıyorsun ve bizden saklıyorsun, öyle mi? Annemi görmüyor musun?
Başımıza bir yav alacağım diye gece gündüz çalışıyor kadın. Dedemin miras parasının üzerine ev peşinatı biriktiriyoruz. Bir de para kazanmana rağmen ayrıca annemden harçlık alıyorsun, öyle mi? Nasıl yaparsın bunu ya? Çok oldun sen. Ben sen miyim be? Sana kalsa aynı kazakla 5 gün okula gidersin. Aynı çantayı kaç yıldır kullanıyorsun? Bunu aldım, tamam mı? Bunu aldım. Yaşamak, güzel giyinmek istiyorum. Para da benim param. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Annemi görmüyor musun? Babam öldüğünden beri biz büyütmek, okutmak için neler çekiyor kadın. Öyle yağma yok. Madem çalışıyorsun, sen de eve para verip anneme katkıda bulunacaksın. Vaaz verme be. Beyra geliyor mu? Geliyor. Ellerini yıkıyor. Ne oldu size böyle? Yok bir şey anne. Ne olacak? Kızının her zamanki ukalalıkları. Akşam akşam tadımızı kaçırmayın. Söyle Efe'cim. Necla abla, anneannemin tansiyonu çıktı da biraz fena. Sizde tansiyon aleti varmış. Biraz bakabilir misin? Tabii, hemen getiriyorum ben. Hadi kızım. Hiç merak etme, iyi olacak. Hadi gidelim. Tamam anne. Tamam. Yürü oğlum, yürü. Meyra! Ne var? Dolaptan acil bir limon getirsene. Tansiyonu çıkmış Sevdiye teyzenin. Gir kendin al, işim var benim. Ya sabır, bir limon vereceksin alt tarafa. Sana kalsa kadın ölür. Ne vicdansızsın. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç.
Dışarıda ürperdim de. Annemin battaniyesini alayım dedim. Hiçbir şeye dokunma, tamam mı abla? Kimseye gıdım faydan olmasın. Yeliz, şu arabanın güzelliğine bak. Evet ya, muhteşem bir şey. Benim de olacak. Bak görürsün, bir gün Karunlar kadar zengin olacağım. Kızım sen bu hırs varken olursun vallahi. Güzel semtlerde oturacağım. Hep marka kalite giyeceğim. Ve hatta bir giydiğimi bir daha giymeyeceğim. Yürü be, kim tutar seni? Yeliz? Aa, Erkan? Hayret bir şey ya, nasıl tanıdın? Yıllar oldu. Abartma canım, 4 yıl oldu. Ne kadar değişebiliriz ki? O da doğru. Pardon ya, tanıştırayım sizi. Erkan bu en yakın arkadaşım Meyra. Meyra, Erkan'la da lisede çok yakın arkadaştık. Yani o bizim üst sınıf büyüğümüzdü, abimizdi. Nasılsın, neler yapıyorsun? Vallahi Yeliz, benim hikayem çok uzun. İşiniz yoksa bir kafeye gidelim. Yıllar sonra arkadaşımı bulmuşum. Ayaküstü mü anlatacağım hikayemi? Okuldan yeni çıktık. Açız aslında. Ne dersin Meyra? Olur. Yiyelim. Atlayın o zaman. Vay be, şansa bak. Yıllar sonra can arkadaşımla karşılaşacakmışım da beraber yemek yiyecekmişiz. Üstelik onun güzeller güzeli kız arkadaşı Meyra ile tanışacakmışım. Benim kaçmam lazım dostlar. Kalkalım mı? Hemen pesimist falan. Ne oluyoruz? Kalkalım madem. Hesap. Artık görüşürüz de dostum. Tabii buldum. Bırakmam artık ben seni. İyi bakalım. Buradaydı ama. Hay aksi, nerede bu cüzdan? Bunlar benden olsun. Olur mu öyle şey? Bulacağım, dur. Senin benim mi var ya? Tamam. Bir şey değil zaten. Ödedim gitti. Ya inan çok mahcup oldum. Şimdi oldu mu bu böyle ya? Bir daha konusunu yapmazsan sevinirim. arkadaşlar peki. Hadi ama. Geç kalıyorum. Tamam tamam, çıkalım hadi. Kalk hadi kalk. Tamam. Hadi. Özür dilerim, dayanamadım. Telefonu Yeliz'den aldım. Yarın sinemaya gidelim mi? Abla, çay demledik. Hadi gel. Tamam. Tamam. İşte böyle benim hikayem. Birden işlerim tepe taklak oldu. Ofisime haciz geldi. Otursana. Şimdi yeniden toparlanmaya çalışıyorum. Tek hayalim helal süt emmiş bir kızla evlenip çoluk çocuğa karışmak işte.
Belki de... Belki de evleniriz. Seninle biz... Çok isterdim bunu ama... Ama? Boş ver Meyra, boş ver. Simit? Evet, karnım çok acıktı. Ne olsa yerim. Ama yukarıda harika bir kafe var. Güzel pizzalar yapıyorlar. Oraya gidelim. Tamam, gidelim. Peşinatı hazır ettin mi? Gerisini kira öder gibi ödeyeceğiz işte abla. Evet. Allah senden razı olsun. Kendi payını da bize verdin ya. Bu iyiliğini asla unutmayacağız. Yok, çok bir açık kalmadı. 3 ay içinde parayı tamam ederim. Evet abla, evet. Başını sokacak bir evinin olması başka bir şey tabii ki. Tamam, ben de öpüyorum sizi. Enişteme de selam söyle. Eve bakın. Ne kadar güzel, şato gibi. Ah ah. Bizim de bir evimiz olacak inşallah çok yakında kızım. Aman. Bizim evimiz olsa ne yazar? Bizim mahalleden bir gecekondu alırız ancak. Nerede bu ev? Nerede bizim alacağımız ev? Ne olurmuş gecekondu olacaksa? Kafanı sokacak bir evin olacak. Belki gecekondu olacak ama bizim olacak. Aman, ahırdan çık, kümese gir. Tövbe de, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Allah bunu da alır elimizden, kalırsın cız çıplak ortada. Kanaatkar ol biraz, hamd et. Hamd et, hamd et. Nereye kadar? Sıkıldım artık. Siz de şu hayallerinizi büyütün biraz. Ben zaten evlenip gideceğim. Ne haliniz varsa görürsünüz. Annem, bakma sen ona. Ağzına geleni söylüyor işte. Öyle de kızım, çok gücüme gitmeye başladı artık. Aç bırakmadım, açıkta bırakmadım sizi. Elimden ne geliyorsa da yaptım. Biliyorum anne, biliyorum. Bu babaanneme çekmiş böyle sivri dilli cadı. Aman Necda, hiç güleceğim yoktu. Tabii sizin babaanneniz de böyleydi. Hadi anne. Günaydın. Günaydın canım. İlk dersten sonra çıkıyorum ben. Erkan gelecek. Oo, desene ateş bacayı sarmış. Öyle valla. Beni annesiyle tanıştıracağını söyledi. İş ciddiye biniyor yani. Evet ama çok üzülüyorum. Erkan'ın işleri bozuk ya şimdi. Genelde morali de bozuk. Bir şey söyleyeceğim ama... Aramızda kalacak, tamam mı? Herhalde aramızda kalacak. Söyle ne var? Cebinde çoğu zaman para bile olmuyor.
Bir yerlere gidince hep ben ödüyorum. Yok, bunu şikayet için söylemiyorum ama eziliyor yanımda. Bu da beni çok üzüyor. Deme bak, üzüldüm ben de şimdi. Sen nereden buluyorsun parayı? Annem veriyor işte. Okuldan istiyorlar diyorum. Seminere katılacağım diyorum, alıyorum. Geçenlerde ben durumu düzeltene kadar buluşmayalım dedi bana. Sana bir hediye bile alamıyorum diye üzülüyor. Sen ne dedin? Ben onu görmeden ölürüm artık Yeliz. Ne demek buluşmayalım? Neyimiz varsa paylaşacağız. Hadi hayırlısı arkadaşım. Merhaba Hilmi abi. Merhaba Necla, nasılsın? İyiyim Hilmi abi, nasıl olayım? Okula gidip geliyorum işte. Aslında ben de seni arayacaktım Necla. Benim küçük oğlan bu sene matematikten çakacak. Ona ders verebilir misin diye soracaktım. Nasıl yani? Meyra? Ya Meyra'ya da söyledim ama derslerim çok yoğun Hilmi abi dedi. Biliyorsunuz sizi severim. İlk sizlere söyledim. Birbirimize faydamız dokunsun. Olur Hilmi abi. Bu hafta geçsin, pazartesi başlarız. Çok sağ ol. İyi günler. Görüşürüz. Bunu sana aldım. Bir hediye. Ama bugün benim doğum günüm değil ki. Sana hediye almam için illa doğum günün mü olması lazım yani? Hayatım, zaten sana hak ettiklerini veremiyorum. Bir de bana hediye alıyorsun. Daralırım bak. Tamam, konuyu kapatıyoruz. Aç bakalım, beğenecek misin? Peki. Bu çok güzel. Gel takalım bakalım. Güle güle kullan canım. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Mahcup oluyorum sana karşı. Ama hani konuşmayacaktık bunları artık? Sendeki benim, bendeki de senin, tamam mı? Tamam. Ne diyorsun sen be? Sana ne neredeysem hesap mı vereceğim sana? Ne? Hilmi abiyle mi karşılaştın? Of, tamam, kapat telefonu. Kimmiş canım? Aman kimse değil, kardeşim Necla. Olur olmadık zamanlarda arar zaten. Bizim de Necla ile tanışma vaktimiz geldi. ufak ufak aileye girmem lazım değil mi? Tanıştıracağım ama biraz büyük burunudur bizim Necla. Korkuyorum açıkçası. Eniştesi olacağım, bana da yapmaz herhalde. Bilmiyorum hayatım. Söyle bakalım. Ben annenle ne zaman tanışacağım peki? Çok yakında. Ay benim güzel kardeşim dolabını mı düzeltiyormuş? Elindeymişken benimkini de hallediversene. Gel sen, gel buraya. Foyan da ortaya çıktığına göre söyle. Bu elbiselerin, parfümlerin kaynağı nereden geliyor? Yoksa ev parasından mı? Saçmalama. Hayatımda biri var. Ne? Hayatımda uzun süredir biri var. Bana para veriyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ne? Sen bir adamdan para mı alıyorsun? Neyin parası bu? Neyin karşılığı bu? Bana bak, beni deli etme.
Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Ben de saf saf seni Erkan'la tanıştırmayı düşünüyorum. Düşünme abla, tanıştır o zaman. Görelim bakalım kimmiş bu bonkör çocuk. Ama sen de anneme bir şey söyleme, tamam mı? Tamam, söylemem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bu kardeşim Necla. Tanıştığımıza memnun oldum Necla. Buyurun küçük hanım. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Çay. Ben de. Bize 3 çay. Hemen getiriyorum. Erkancığım, kız kardeşim bana maddi yardım yapmandan dolayı çok mutsuz oluyor. Ayıp ama ya. Böyle mi söylenir? Niye ki Necla? Yakında eşim olacak bu güzel kıza yardımcı olmanın, ihtiyaçlarını görmenin neresi kötü? Olmaz öyle şey. Annem bizim zaten harçlığımızı veriyor değil mi? Her zaman da verdi. Elimiz, kolumuz, beynimiz de sağlam. Biz de para kazanabiliriz. Ben şahsen bu durumdan hoşlanmıyorum. Sen merak etme. Benim hem kendime hem de ablana yetecek kadar param var. Hele bir evlenelim. Annenle sana da maddi konuda yardımcı olacağım. Bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Bak gördün mü Erkancığım? Biz böyleyiz işte. Böyle yetiştik. Ne yapalım? Gururlu ve mağrur. Çaylar gelmeden ben bir ellerimi yıkayayım. Hayat zamansız başlangıçlarla dolu değil mi? Anlamadım. Seni görmek aklıma bunu getirdi. Lafı gevelemeden söyleyeceğim. Ablandan önce seni görmüş olsaydım sana aşık olurdum. Çok güzelsin. Ne diyorsun sen be? O kadar güçlü ve güzel göründün ki gözüme. Senden etkilenmemek elde değil. Söylediklerine inanamıyorum. Bunu Meyra duysa neler olur biliyor musun sen? Seni deli gibi seviyor. Bunu Meyra duymaz. Çünkü sen söylemezsin. Bir adamın tertemiz duygularla sana itirafını kimseye anlatmazsın değil mi? Ve tekrar söylüyorum. Çok güzelsin. Meyra'dan önce karşıma sen çıkmalıydın. Meyra'nın bulacağı adamdan ne beklemeliydim ki? Kendi gibi bir hain bulmuş işte. Ne oluyor ya? Kardeşin kafadan çatlak tatlım. Nasıl dayanıyorsun sen bu kıza ya? Neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Seni de deli etti değil mi 2 dakikada? Sorma, dayanılmaz bir tip. Bakma sen ona. Hep öyledir o. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Necla. Necla kızım. Necla ne oldu sana anne? Meyra nerede? Sinemaya gidecektiniz. Öyle çıkmadınız mı evden? Kızım gel hadi. Erkan ne oldu sana? Kaç saattir ağzını bıçak açmıyor. Bir derdin varsa benimle paylaş. Biz bir hayatı paylaşacağız değil mi? Meyra.
Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Beni vuracaklar. Ne? Nasıl yani seni vuracaklar? Ofisi kurtarmak için bir tefeciden borç aldım. Borcumun hepsini kapattım ama 15 bin lira açığım kaldı. Adamlar o para için beni gece gündüz tehdit ediyorlar. Öldüreceklerini söylüyorlar. Allah korusun, neler söylüyorsun sen öyle? Bu adamlar gözü dönmüş katil Meyra. Aman Allah'ım. Vardır bir çıkar yol. Bu kadar para için adam mı öldürülür? Şu an bile takip ediliyor olabiliriz Meyra. Ben bu parayı bulabilirim. Ne? Bulabilir misin? Evet, bulabilirim. Ama bir daha eve dönemem. Bu çok büyük para Meyra. Nasıl bulacaksın? Dedemden bize bir miktar para kaldı. Artık senden hiçbir şey saklayacak değilim. Kocam olacaksın. Şimdiye kadar harcadığımız paraları da o paradan aldım. Sahiden yapar mısın bunu? Evet, yaparım. Ama parayı aldığım anlaşılırsa kaçmamız gerekecek. Sorun değil aşkım. İzmit'e annemin yanına gideriz. Orada da evleniriz. Tabii ki aynen böyle yaparız. İzmit'te mutlu bir yuva kurarız kendimize. Ne zaman gidiyoruz? Bu adamlar beni öldürmeden. Mesela yarın. Allah korusun. Allah korusun. Böyle konuşma. Yarın öğleden sonra giderim aşkım. Canım. Neler oluyor? Niye bu hal? Ev ölü evi gibi. Ben şimdiye kadar sizin neyinizi eksik ettim? Ne? Anlamadım ki ben. Niye söyledin şimdi bunu? Ben sizin neyinizi eksik ettim de el alemin adamlarından para alıyorsun sen? Bu dedikoducu gambazladı değil mi beni sana? Kıskansın kızım sen. Benim mutluluğumu kıskandın. Ne? Ben mi senin mutluluğunu kıskandım? Söylemeyecektim ama sen bunu hak ettin abla. Senin o kocam olacak dediğin Erkan var ya. Sen tuvalete gittiğinde bana asıldı. Keşke karşıma önce sen çıksaydın ablandan önce dedi. Bak bak şu densize. Bir de iftira atıyor. Utanmıyor musun sen? Göz koydun. Evet evet, göz koydun Erkan'a. İnanmıyorum. Bir de onu karalamaya çalışıyorsun. Doğru konuş kardeşinle. Sen de onun tarafını tut. Yıllarca evlat ayrımı yaptın. Niye? Çünkü iyi yürekli akıllı kızın Necla değil mi? Allah şahidim olsun, ikiniz arasında bir ayrım yapmadım. Bir ana nasıl çocuklarını ayırır? Ama şu da bir gerçek. Sana çok kırıldım kızım. Çok üzdün beni sen, çok. Merak etmeyin, yakında kurtuluyorsunuz benden. Ana kız, rahat rahat oturursunuz bu evde. Allah'ım, neden bu kız böyle oldu? Nasıl böyle hain ve sevgisiz oldu? Sen ona akıl fikir ihsan eyle ya Rabbim. Yeni hayatına hazır mısın küçük hanım?
Hem de tüm kalbimle. Bir de utanmadan sana iftira attı. Güya ona asılmışsın. Küçüklüğümden beri Necla hep kıskandı beni. Bakma sen onlara. Bak yola çıktık artık. Unut her şeyi. Parayı getirdin mi tatlım? Evet. İkisi de evden çıktıktan sonra parayı aldım. Bavulumu toplayıp çıktım. Erkan, karanlık iyice çöktü. Daha çok yolumuz var mı? Etraf çok hızsız. Ben korkmaya başladım. Erkan, benzin falan var mı yeterince? Kalmayalım buralarda. Hiç tekin görünmüyor etraf. Erkan, beni duymuyor musun? Yeter be! Ya. Çık dışarı. Ne diyorsun Erkan? Kızartma kızım. Çık diyorsak çık dışarı. Hadi. Erkan ne oluyor? Bir şey olmuyor hanımefendi. Yollarımız burada ayrılıyor. Dur, ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Parayı alıyorum ve seni postalıyorum salak. Anlamıyor musun? Erkan saçmalama. Seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Bütün bu alanlar ne demek? Ne sevmesi be? Senin gibi psikopatını hiç görmedim ben. Ailesine ihanet eden bir insandan her şey beklenir. İşte bu yüzden biz sizin gibileri kovalayıp istediğimizi alırız. Hain köpek! Bana bunu nasıl yaparsın? Gerizekalı. Meyra, iyi misin yavrum? Abla. İyiyim ben. Meyra Hanım, gözlerinizi açmışsınız. Bu iyiye işaret. Aranan kişi İzmit Kefken'de bulundu. Oh ya. Oh, çok şükür ya Rabbim. Paralar yanındaydı. Yarın size teslim edilecek. Verilmiş sadakanız varmış Meyra Hanım. Erkan adlı kişinin birçok dolandırıcılık sabıkası var ve 3 kez adam yaralama suçundan hüküm giymiş. Sanırım anne ve kız kardeşinizin duaları kurtardı sizi. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Dinlenin, kendinize gelin biraz. Çok geçmiş olsun. Beni hep korudu. Canından çok sevdi. Ya ben ne yaptım? Arkanı döndüğünde sana, kardeşime ihanet ettim. Tamam evladım, kendini yorma. Çok pişmanım anne. Elimdekiyle yetinmeyen, yüksekteki gözlerim beni bu durumlara koydu.
size ihanet ettim. Size ihanet ettim. Beni affedin. Çok pişmanım. Çok. Kızım sen benim evladımsın. Analar evlatlarını affetmezler mi hiç? Sen... Affettim gitti. Ben yaptıklarımın cezasını çok da kısa bir zaman içinde çektim. Allah'ın tokadı yok. Beni affedin. Affedin beni. Kızım benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.